Herkese merhaba teknoloji okuyucuları. izleyenleri. Ben Kaan Arlı. Evet yeni bir kutu açma videosuyla daha karşınızdayım. Asus'un yüksek batarya kapasitesiyle dikkat çeken ve 1000 TL fiyat kategorisinde yerleştirdiği Asus Zenfone Max modeliyle karşınızdayız. İnceleme öncesinde küçük kutu açma videosu yapacağız. Kutudan kısaca bahsetmek istiyorum. Zenfone serisindeki diğer kutulara benzeyen bir dizayn var. Yandaki alanda telefonun bazı dikkat çekici detaylarına yer verilmiş. İşte kamera gibi, bluetooth, 4G bağlantısı, ekran çözünürlüğü ve özellikle pil tarafı. Bu telefonu sıra dışı yapan şey sahip olduğu pil kapasitesi arkadaşlar. Onun dışında mütevazı özelliklere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Hemen yani şu banttan şöyle bir kaydırarak bir açalım kutuyu. Şöyle bir gösterelim öncelikle. Beyaz renkli model elimizde. Önce kutu içerisine bakacağız. Sonrasında size telefonu Biraz daha tasarımına yakından bakacağız. Telefonu kenara koyduk. Hemen kutuyu da şöyle bir açmaya başlayalım yavaş yavaş. Neler olduğunu sizlere aktarmaya çalışacağım. Evet, kullanım kılavuzlarını görüyoruz. Garanti belgesi, garanti koşulları ve kullanım kılavuzları var. Kutu içinden bir adet USB host kablosu çıkıyor ki bence çok önemli bir şey. Galaxy S7 ve S7 Edge modellerinde de benzer bir çözüme yer verildiğini görmüştük. Bu bence çok önemli bir detay. Çünkü insanlar bu tarz şeyleri kullanmak istiyor ama genelde aparat ve aksesuar bulma tarafında biraz sıkıntı yaşayabiliyorlar. Yine siyah renkli bir micro USB kablo görüyoruz. Onun dışında şarj aletini görüyoruz. Hemen bakalım şarj aletiyle alakalı bilgiye ne kadar bir çıkış veriyormuş. Onu da hemen sizlere aktarmak istiyorum arkadaşlar. Evet 1 amperlik bir çıkış veriyor. 5000 amper kapasiteli bir telefon. 1 amperlik bir adaptörle nasıl hızlı şarj olur bilmiyorum ama Şarj aletinin çıkış gücü 1 amper seviyesinde. Kulaklığı görüyoruz. Yine siyah renkli bir kulaklık ve tasarım itibariyle biraz e, alışılmış kulaklıkların dışında bir dizayna sahip olduğunu söyleyebilirim. Bu şekilde kulaklık yapılarını görebiliyorsunuz. İncelemede de kulaklık performansının nasıl olduğunu sizlere aktarmaya çalışacağım. Evet, kutu içeriği bu şekilde ve son olarak e, yedek kulaklık lastikleri mevcut. Kutu içeriği bu şekilde arkadaşlar. Dediğimiz gibi telefon mütevazı özelliklere sahip kutu içeriği tarafında da en sıra dışı aksesuarın host kablosu olduğunu söyleyebiliriz. Hemen şöyle bir toplayalım hızlı bir şekilde ve telefonun tasarımıyla incelememize, kutu açma videomuza devam edelim. Şunu da şöyle kaldıralım. Evet arkadaşlar Zenfone Max bu şekilde elimizde. Hemen sizlere Telefonun tasarımından da kısaca bahsetmek istiyorum. Arka tarafın Note 3 ve Note 4 modelinde gördüğümüz gibi deri görünümlü plastik kasa tasarım, plastik kapağa sahip ve kapak çıkıyor fakat bataryanın da sabit olduğunu söylemem gerekiyor. Şöyle hızlıca bir çıkartalım. Çok sayıda diş var. Telefonun kasası büyük olduğu için arka kapağı tutmak adına çok sayıda dişe yer vermişler. Evet, şu şekilde gösterelim arkadaşlar. Sabit bir batarya var. Hemen onu söyleyelim. Bunun dışında çift sim kart desteğini görüyoruz üst kısımda. Ve e, micro USB micro SD kart girişini görmekteyiz. Telefonu tekrar kapağı kapatalım ve tasarım tarafında bize neler sunduğuna bakalım. Hazır arka taraftan başlamışken arka taraftan ilerleyelim o zaman. Telefonun arka tarafında 13 megapiksellik F2.0 Diyafram açıklığına sahip bir kamera mevcut. Lazer otofokus desteğiyle birlikte geliyor ve çift tonlu led flash ile birlikte geliyor. Hemen bunu da söyleyelim. Ön tarafa döndüğümüzde ise kapasitif yapıdaki geri dönüş, ana ekrana dönüş tuşu ve e, uygulama listelerini, aç, son açık uygulama listelerini gösteren butonu görmekteyiz. Telefonun sağ tarafına baktığımızda Şöyle biraz kapağı da kapatalım. Telefon sağ tarafına baktığımızda güç tuşunu ve ses kontrol butonlarını görüyoruz. Haliyle telefonun sol tarafında herhangi bir giriş çıkış seçeneği mevcut değil. Telefonun alt tarafına baktığımızda ise Micro USB girişini ve bir adet mikrofonu görüyoruz. Cihazın üst tarafında 3.5 mm kulaklık girişi mevcut. Ön tarafı tekrar döndüğümüzde ise 5 megapiksellik kamerayı sensörleri ve Asus logosuyla bitti. Avizeyi görmekteyiz. Büyük bir avize yapmışlar telefonun boyutuyla orantılı bir şekilde olmuş. Telefon teknik detaylarına biraz girmek istiyorum. Dediğimiz gibi batarya kapasitesi tarafında 5000 mAh'lık oldukça büyük bir pille geldiğini hemen belirtelim. Bunun dışında diğer teknik özelliklere baktığımızda biraz daha mütevazı olduğunu söyleyebiliriz. Zira Snapdragon 410 işlemcisiyle birlikte geliyor. Ee, bu işlemciyle birlikte tabi Adreno 306 grafik işlemcisi telefona eşlik ediyor bunu da söyleyelim. 2 GB'lık sistem belleği var. 16 GB'lık dahili hafızaya sahip bu model ve Micro SD kart desteği ile birlikte de 64 GB'a kadar ilave alan telefona sağlanabiliyor. Hemen şöyle bir anlamda telefonun e, girişini, ilk kurulumunu da hızlı bir şekilde yapmak istiyorum burada. Hemen şöyle geçelim. Biraz daha geçelim. Evet telefonun şimdi 5000 mAh'lik bir bataryası var ve haliyle telefon biraz kalın arkadaşlar. 10.6 mm'lik bir kalınlığa sahip telefon ve yaklaşık 202 gram seviyesinde de bir ağırlığı var. Kalınlık ve ağırlık tarafında biraz fazla olduğunu söyleyebiliriz ama elinize aldığınızda şu şekilde kavradığınızda telefon gerçekten bir sağlamlık hissiyatını sizlere veriyor. Bunu da rahat rahat söyleyebilirim. Hemen şöyle biraz daha ayarları geçelim. İlk kurulum tarafı oldukça uzun sürüyor çünkü. Evet hızlı bir şekilde geçtik. Ekran tarafına değinmek istiyorum. 5.5 inçlik bir ekrana sahip telefon ve 720p ekran çözünürlüğü var bu ekranda. IPS panel kullanılmış ve Gorilla Glass 4 ile ön tarafın korunduğunu söyleyebiliriz. Zaten arka taraf plastik olduğu için herhangi bir korunmaya ihtiyacı yok. Telefonun ekran piksel inç başına düşen piksel değeri ise 267 seviyesinde. Bu da ekran için biraz büyük yani biraz düşük bir rakam görünse de yeterli bir gördüğünüz zaman şu şekilde bakıldığı zaman yeterli bir değer olduğunu gösteriyor. Arayüz tarafında ise Asus'un ZenUI arayüzünü görüyoruz. Tamamen özelleştirilmiş bir arayüz ki bildirim çubuğundaki bu ikon bolluğundan da doğrudan bunu fark edebiliyorsunuz. İşletim sistemi tarafına hemen kısaca değinmek istiyorum. İşletim sistemi tarafında Android 5.02 işletim sistemi ile de geliyor bu telefon. Marshmallow güncellemesi alacak mı almayacak mı? Büyük bir soru işareti tabii. Alacağını umut ediyoruz ki şu anda da zaten güncel bir sürüm yani en azından yaygın anlamda kullanılan en güncel sürümün cihazda hazır olduğunu söyleyebiliriz. Oldukça şık görünüyor ve özellikle 1000 TL seviyesinde büyük ekranlı bir telefon arıyorsanız ve özellikle de pil tarafında bir uzun ömür beklentiniz varsa 5000 mAh'lik bataryasıyla bu telefon gerçekten fazla fazla iş görecektir. Evet kutu açma videosunda telefonla alakalı bahsedebileceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Kısa bir süre içinde detaylı incelemesiyle de karşınızda olacağız. Özellikle pil tarafında neler yapacağını çok merak ediyorum. Çünkü Diğer donanımsal özellikleri 3 aşağı 5 yukarı. Daha önce gördüğümüz bileşenler, işte Snapdragon 400'ün işlemcisi 2 GB sistem belleği. Aşağı yukarı nasıl bir performans sunacağını, nasıl bir deneyim sunacağını peşin peşi söyleyebiliriz ama pil tarafında neler yapacağını gerçekten merak ediyorum. İncelemede özellikle bu konuya fazla fazla değinmeye çalışacağım. Benden şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.